kurulmuş insanların cenazelerinde namazgah caddesinde çok büyük bir izdiham yaşanıyor. Bununla ilgili bir yerleştirme çalışmamız var mı? Örneğin namazgahın mezarlığa taşınması gibi bir durum oluşabilir mi? Evet. Namazgahla alakalı şuna öncelikle cevap vereyim. Mezarlık bölgemizde bizim namazgah kadar geniş katılımlı bir cenaze namazı kılabileceğimiz bir bölgemiz yok. Sadece girişte şehitliğin karşısında bir bölgemiz var. Ama takribi orası da namazgah kadar ya vardır ya yoktur. Katılımda merkezde olduğu için çok daha fazla katılım oluyor. Yani, oraya namaza giden de olmaz. Süreçte başkanım. Şu soruda şunu söylemeyi ben unuttum. Cezaevi okul olmayacaksa böyle bir şey için kullanılabilir mi? Şimdi uzak bir alan. Oraya biraz sonra geleyim. Namazgahla alakalı da malumunuz otoparkla ilgili çalışma yaptığımızı söylemiştim. Otopark çalışmamız bittiğinde zaten araç parkının yasak olduğu bölgeler arasında namazgah caddesi de var. Oradaki o sıkıntıyı o şekilde aşacağız. Ama şimdi vatandaş da haklı. Başkanım nereye çekelim deyince boynumuzu büküyoruz. Yani çekebileceği, vatandaşı yönlendirebileceğiniz bir yer. Ama görmüşsünüzdür belki, mali imdam raporuyla yıkmış olduğunuz birçok yerler var. Oraları namazgahın üst tarafında da var. İşte araç parkını açıyoruz. Bazı yerleri araç park etmesi için kolaylaştırıyoruz ama yeterli gelmiyor. Dediğim gibi otopark problemiyle orası da çözülebilir. Cezaeviyle ilgili bir çalışma var mı diye sorduğumuzda cezaevinin kapatılması, yıkım kararı yanlış olmasın. Tam tarihlerle ilgili bilgi sahibi değilim. 2016 ya da 2017 yılı söyleniyor. Yani o karar alınmış. Çünkü bu çocuk oyuncağı değil ki. Bugün yıkıyoruz, yarın kapatıyoruz kardeşim, yarın yıkacağız burayı. O dönemde müdahale edilmiş olsaydı, birilerini burada suçlu görmek ya da suçlu bulmak namına söylemiyorum. Girişimleri vardır yoktur bilemiyorum. O dönemdeki bürokraside TOSİ etkin bir rol almış olsaydı belki yeni bir cezaevi yapımıyla TOSİ'ye bir pay sahibi olabilirdi. Okul noktasında bu malumunuz yıkılacak birkaç tane daha okulumuz var. Bunlarla ilgili bir çalışma yapılıyor. Acele etmemekte fayda var. Bu çalışmayı beklemek lazım. Belki değerlendirilebilir okul yeri olarak. Muhtarlığın vermiş olduğu dilekçeden ziyade. Cevabı ne geldi bilemiyorum. Ama biraz sabretmek lazım. Şu yeni yapılacak okulların belki yerlerinde değişiklik yapılacaklar olabilir ihtiyaca göre. Biliyorsunuz ilkokul, ortaokul, lise diye artık bölündü hep. Bazı bölgelerimizde hiç ilkokul yok. Bazı bölgelerimizde hiç ortaokul yok. Yani bunlar da göz önünde bulundurarak ilçe milli eğitim müdürlüğümüzle işte gerekli makamlarla istişare ederek bu sorunu çözmeye çalışacağız. Onlar da elinden geleni yapıyorlar zaten.